Şimdi muhalefete yönelik bir suçlama var. Böyle sanki muhalefet işte bu büyükelçilerin açıklamalarına da çok sevinmişler filan diye. Şimdi bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu değerli seyirciler bir siyasi cinayetlerden endişe ettiğini, siyasi cinayetler işlenmesinden endişe ettiğini söyledi. Ve bunu bir dizi politikacı kendilerine de böyle duyumlar geldiğini ifade ettiler. Ana muhalefet partisi liderine özellikle iktidarların çözülme dönemlerindeki AKP iktidarı çözülüyor ve hiçbir güç bu iktidarın gidişini durdurabilir e, durumda değil. Hiçbir gelişmede durduramayacak öyle görünüyor. Bu nedenle bürokrasiden bilgi akışı böylesi dönemlerde, bu geçiş dönemlerinde alabildiğini artar. Bize de birçok bilgi geliyor bu nedenle. Geçmiş e, yıllarla karşılaştırılamayacak kadar fazla hem de. O bakımdan e, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen bu bilgiyi dikkate almak, ciddiye almak gerektiğini başından itibaren söyledik. Öyle değil mi hocam? Evet, tabii. Başından beri. En baştan beri. Şimdi o olaydan ardından kalktı Kılıçdaroğlu yine bence çok önemli bir hamle yaparak bürokrasiyi uyardı. Kanunsuz emre uymayın dedi. Bu bir anayasa hükmü zaten. Anayasanın 37. maddesi. Kanunsuz emirler uymadığınız gibi kanunsuz işlere imza atmayın dedi. Bunu da yine bürokrasiyi tehdit etmek, onlara e, gözdağı vermek, devlete müdahale falan diye yorumladılar. Büyük bir telaş kapladı her tarafı. Belli ki iktidarın bir kaos planı, yani seçimleri erteletmek, seçimleri yaptırmamak, seçimlerden kaçmak, milli iradeden çok göklere çıkarttığı, çıkarttıkları milli iradeden kaçmak, yani seçmenden kaçmak gibi bir planları var. Belli. Bu planı bugün ifşa ettiler. Kim ifşa etti? Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesinde kim ifşa etti? İbrahim Karagül. İbrahim Karagül, Yeni Şafak gazetesinde bir köşe yazdı. İbrahim Karagül sadece Yeni Şafak gazetesinin değil, iktidar çevrelerinin de en önemli kanaat önderlerinden, yazıcılarından biri. İbrahim Karagül buralarda yayın yönetmenliği yaptı. İktidarın fikir üreticilerinden biri. Şöyle bir köşe yaz. Ben ya çizili yerler, renkli yerler bana ait. Şöyle bir köşe yaz. İbrahim Karagül'ün köşesi. Şimdi ben buradan hocam müsaadenizle tamam, bir iki efendim, paragraf hocam, okuyacağım. Ricap, diyor ki, diyor tabii. ki korkunç yıpratıcı intikamcı bir organize saldırının ivmesi sistematik biçimde tırmandırılıyor. Böyle bir saldırı geliyormuş değerli seyirciler. Korkunç korkunç yıpratıcı intikamcı bir organize saldırı hamlesi geliyormuş siyasi tahammüllerin, arayışların, rekabetin, seçim hazırlıklarının, siyasi kültürün çok dışında, çok geniş bir çerçevede yürütülen organize bir çalışma yürütülüyor. Kim yürütülüyor Sayın Karagül? Kim yürütüyor bunu? Kim yapıyor? İstihbarat elinizde, devletin olanakları elinizde, polis elinizde, savcılar elinizde, adli elinizde. Ne biliyorsan git oraya ver bakalım. Hani söylüyor ya Sayın Erdoğan. Madem siyasi cinayet işlenebilir diye endişeniz var. Elinizde ne varsa savcılığa gidin diyor ya. Niye gitmiyorsunuz? Kendi yapacakların, hocam ifşa olan, deşifre evet. olan, kendi yapacakları, kendi yaratacakları kaosu sanki karşısındakiler, muhalefet, demokratik muhalefet, ulusal ve demokratik muhalefet bunu yapacakmış gibi suçu yüklemeye çalışıyorlar. Ya yani işleyecekleri suçu, tahammüden işleyecekleri suçu, yaratacakları kargaşayı, iç kargaşayı, çatışmayı ya da kaosu muhalefete yüklemenin hazırlıklarını yapıyorlar. Suç üstü, suç üstü yakalandılar çünkü bunun paniği var. Diyor ki çok çarpıcı bir bölüm okuyorum hocam. Evet, lütfen. Kılıçdaroğlu'nun kendi ölçeğinin çok üstünde bir özgüven patlaması yaşaması sizi şaşırtmıyor mu? İyi mi? Kanıtına bakar mısın? Hep bunu anlattık işte. Muhalefetin bir özgüvenli davranışa, bir hamleye, bir çıkışa ihtiyacı var. Onlar da çok şaşırmış. Yani Kılıçdaroğlu, ya siyasi cinayetler işleniyor. Uyarıyorum sizi. Kamuoyunu, emniyeti, adliyeyi, savcılıkları uyarıyorum. Toplumu uyarıyorum. Ve yönetenleri uyarıyorum sözünü bir özgüven patlaması olarak görüyorlar. Her konuşmasında herkese muhtıra verir gibi atıp tutması kendi gücü değil diyorlar hep başkalarının gücüyle iktidar olanlar tabii ki bunu kendi gücü yani Kılıçdaroğlu'nun kendi gücünün olmadığını zanneder. Evet. Öyle değil ama kanıta bakar mısınız hocam? Çok özgüvenli evet. bulmuşlar. Devam ediyor. Diyor ki: "Türkiye'nin siyasi tarihinde hiç böyle bir dönem, böyle yıkıcı bir ortaklık hiç olmadı. Darbelerde, olağanüstü dönemlerde bile siyasi dil hiç böylesine korkunç bir hal almamıştı." Hocam kimin siyasi dili korkunç? Allah aşkına? Millete pislikler, çöplük, pislik, ruhu kara, alçak, şerefsiz, düşman, düşmanın kılıcını çalanlar, düşmanın kılıcını sallayanlar diye hitap eden kim? Muhalefet mi, iktidar mı? Daha dur, bu gördükleriniz daha başlangıç diyenler, daha neler göreceksiniz diyenler, muhalefet mi, iktidar mı? Dokunulmazlığın bile yok, dikkat et diyen, muhalefet mi, iktidar mı? ...Meral Akşener'e... ...milletvekilliği dokunulmazlığına güvenme... ...diyen... ...Kılıçdaroğlu'na... ...muhalefet mi iktidar... ...tehdit eden kim... ...şimdi bir korkunç bir dilmiş muhalefetin... ...yaptığı çıkışı korkunç bir dil olarak değerlendiriyorlar... ...diyor ki... ...devletin, milletin... ...bütün kutsalları aşılmış... ...bütün ülkede... ...bütün... ...bütün ilkeler silinmiş... Acımasız siyasi görünümlü terör. Ne demek bu ya? Ne zamandan beri hukuk ve demokratik kurallar içinde yürütülen muhalefet siyasi görünümlü terör oldu? Ben buradan İbrahim Karagül eğer bir meczup değilse olmadığını düşünüyorum. Eğer bir e, kabus görmediyse, bir rüya görmediyse, eğer bir kanıtı varsa bu siyasi görünümlü terör nedir? Onu açıklamak durumundadır. Evet, tabii. Değilse bu laflar, bu laflar provokatif toplumu kışkırtmaya dönük, toplumun bir kesimini diğer bir kesimine karşı kim ve düşmanlığa tahriktir. Başka bir şey daha söylüyor hocam. Atlayarak gidiyorum. Tabii, tabii. Tehdit dili, nefret dili ve kurgulanan şeyler dışında Türkiye'nin iyiliği için, daha güçlenmesi için tek bir kelime yok. Hiç olmadı, olmayacak da. Vay canına. Tamamen yıkıma hazırlanmış bir cephe, tamamen Batı'nın çıkarlarına göre dizayn edilmiş bir yıkıcı yol haritası var. Türkiye'nin büyümesini, şahlanmasını, milletin gelişmesini, büyümesini ve zenginleşmesini engellemeye çalışıyorlar. Sayın Karaküle sormak lazım hocam. 20 yıldır kim da Türkiye'de? 19 yıldır. Kılıçdaroğlu 19 yıldır Türkiye'yi yönetiyordu. Bizim haberimiz mi? Yok. Ya da Meral Akşener Türkiye'nin hazinesini, maliyesini, bütçesini, yatırımlarını dış politikasını yönetiyor da bizim mi haberimiz yok? Ülke şahlandı da birisi onun dizginlerinden mi çekiyor? Kim? 20 yıla getirdiğiniz yer bir iflas. Ekonomik bir iflas. Tek bir ağır sanayi ya da ileri teknoloji yatırımı yapmamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bırakın bu büyüme şahlanma palavralarını. Milleti bir yıkıma, insanları halkı bir sefalete ve yoksulluğa, derin bir gelir adaletsizliği Çukuruna ittiniz. Devam ediyor. Türkiye'yi durduracağız diyorlar. Allah aşkına kim diyor hocam Türkiye'yi durduracağız? Türkiye'yi durduracak olanlar var mı? Kim diyor? 2023'ün, şimdi sıkı durum burası, burayla bitireceğim. 2023'ün normal bir seçim olmayacağını zaten biliyoruz. Nereden ne, biliyorsunuz? Ne bir dakika ne demek ya? Evet. Normal bir seçim olmaması evet. ne demek? İbrahim Karagül bunu yazıyor. Sıkı durum 2023'ün normal bir seçim olmayacağını zaten biliyoruz. Nereden biliyorsunuz? Niye normal yapılmayacak bu seçim? Hükümet iktidar neyse hükümet yok artık iktidar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminiz adil, demokratik ve güvenlik içinde bir seçim yaptırmayacak mı? Devam ediyor. Çok sert bir hesaplaşma yaşanacağını zaten biliyoruz. Bakar mısın hocam? Çok sert bir hesaplaşma yaşanacakmış. Neyle hesaplanacaksınız Sayın Karagül? Cumhuriyetle hesaplaşacaksınız? Layıklıkla hesaplaşacaksınız? Milletin yarısından fazlasıyla mı hesaplaşacaksınız? İşte kaos planı bu. Ülkeyi yıkıma götürecek anlayış bu. Devam ediyor. Çok uluslu iradenin doğrudan müdahale edeceğini zaten biliyoruz. Devam ediyor. Daha şimdiden bu müdahale açık hale geldi. Ama daha ötesi var. 2023 seçimini beklemezler. Şartları zamanında olgunlaştırılabilir bilirlerse başka bir müdahale gelecek. Siyaset dışı bir saldırı gelecek. Türkiye'yi alt üst edip büyük bir karmaşaya sürüklemeyi göze almış bunlar. Bu sizin planınız işte. Bizim de şifrettiğimiz, ettiğimiz, açıkladığımız ve sizi suçüstü yakaladığımız, o nedenle hareket edemez hale geldiğiniz sizin planınız. Siz yaratıp bunu muhalefete yıkma hazırlığı yapıyorsunuz. Bu yazı, bu yazı bir itirafnamedir. Emin olun bu yazı bir gün karşınıza tarihin bir iddianamesi olarak da gelebilir. Tarihin. Öyle hemen savcılıkla. Savcılıkların zaten harekete geçmesi lazım da. Bu bir itiraftır. Hayır nedir bunlar diye çağırması lazım. Tabii. Nedir bunlar? Tabii. Evet. Bir şey daha söylüyorum evet, hocam. Evet. Bitiriyorum. Abi. Neymiş? Savunmada kalmak yenilmektir, intihardır. Harekete geçelim diyor. Önce biz saldıralım. Savunmada kalmak yenilgidir, intihardır. 20 21. yüzyıl Türkiye 21. yüzyıl için büyük bir çıkış yaptı. Her saldırıya karşı savunmada beklemedi. Daha da ileriye gitti gücünü yaydı, artırdı, o saldırıları tek tek çökertti. Savunmada kalmak yenilgidir, intihardır. Aynen devam edecek. Şimdi bir kez daha gelecekler. 2023 öncesi bir şok dalgası daha olacak. Nedir bu şok dalgası? Sayın Karagül, Sayın İbrahim Karagül, ne demek istiyorsun sen? Bir şey söylemekte yarar var. Eğer bir iç savaş hazırlığınız varsa o kadar emin olmayın kendinizden. Onun nasıl sonuçlanacağı hiç belli olmaz. Eğer iktidarı bırakmamaya hazırlanıyorsanız, eğer masayı devirmek gibi bir niyetiniz varsa, o devrilen masanın altında ya da binanın altında kimin kalacağı hiç belli olmaz. Hiç kimse İsa peygamber değil. Bir yanağına vurulduğunda ötekini uzatacak hiç kimse yok bu ülkede. Bu ülke 70'li yılları yaşadı. Bu ülke bir iç savaş deneyiminden pratiğinden geçti. O yılları herkes bilir, yaşı uygun olanlar bilir ya da tarih onları kaydetti. Bu bu hocam millete şeydir. Bir tehdittir. Bizi tehdit ediyor. Demokratik muhalefeti halkı tehdit ediyor. Yani muhalefet hareketini, muhalefetin çalışmalarını bir darbe, bir iç bir kargaşa bir kaos gerekçesi haline getirmeye çalışıyor. Darbeden daha fena diyor ya. Kim ne yapacak? En fazla miting yapacak. Kapalı salon toplantısı yapacak, seçmenlerle görüşecek. Durum şudur. Değerli seyirciler, Türkiye'yi sakin bir biçimde hiçbir provokasyona gelmeden ama aman provokasyon olur diye de mücadeleden vazgeçmeden Güvenlik içinde demokratik seçimlere götürmek lazım. Sandığı devirmeye çalışan mevcut iktidar ve bu siyasal İslamcılar. Burada gördüğünüz gibi. Seçimlere götürmek Türkiye'yi bugünün en önemli ve en demokratik görevidir. Seçimlere barış içinde. Barış içinde. Demokratik ve adil seçimlere barış içinde götürmek Şefaf. Şefaf. ve seçimin güvenliğini sağlamak Yüksek seçim kurulu dala verelerine geçmişte olduğu gibi izin vermemek en büyük tarihsel ve demokratik görevdir.